Hepinize selamlar dostlar. Bugün boğa piyasası geldi mi sorusuna cevap verdikten hemen sonra Binance NFT'ye kendini kabul ettirmiş. Daha proje açılalı 15 gün olmuş ama 400 bin dolar market cap'e ulaşmış ve tahmini olarak yakında 4 farklı borsada görebileceğimiz bir projenin token'ını alıyorum. Hazır da yükseliş olunca ondan bahsedeceğim sizlere ve göstereceğim tabii nasıl aldığımı. Eğer ilginizi çektiyse siz bu videoyu beğendikten hemen sonra bölümümüze geçiyoruz. Haydi. Arkadaşlar boğa sezonu gerçekten geldi mi şöyle küçük bir turlayalım. Twitter'dan birkaç tane şey göstereceğim sizlere bunu anlatabilmek adına. Birincisi bu takip ettiğim kişilerden bir tanesi Balaji. 1 milyon dolara ulaşabileceğini söylüyor 90 gün içerisinde. Bunun için argümanları var. 2008'deki krize benzer bir banka krizinin olduğunu ki zaten haberlerini duyuyorsunuzdur. Bütün dünya üzerinde paranın çok daha fazla 2 trilyon değerinde falan basılabileceğini Amerika devleti tarafından hiper enflasyonun da daha çok Bitcoin'e güven verdirebileceği. Yani özeti bu şekilde. Bunu düşündüğünden dolayı 90 gün içerisinde böyle bir şey söylüyor. Covid dönemiyle alakalı daha olmadan bile bayağı büyük tahminleri vardı ve çoğunluğu da gerçekleşti diyebiliriz. O yüzden ekonomik anlamda en azından kulak verdiğim kişilerden bir tanesi. Devam ettiğimiz zaman bakın Binance'in kurucusu CZ de biraz daha böyle katkı yapmış buraya. Onlar borç alır biz kripto alırız demiş. Ama finansal bir tavsiye değildir diye vurgulamış tabii ki. Ve son olarak da bu grafikte de şunu görüyorsunuz. Bakın sarı dönemlerde boğanın başladığı dönemler oluyor. Şu anki döneme baktığımızda extreme fear yani korkudan sonrasında biraz ayı dönemi yeşilde erken boğa ve boğa döneminde görünüyoruz fiyatsal olarak. Bunun devamı gelir mi? Onu beraber göreceğiz ama gerçekten insanların güveninin yavaş yavaş buraya kaymaya başladığını görebiliyoruz. Eğer böyle olursa da yeni çıkan projeler var. Ben genelde yeni çıkan projelere bakıp ön satışlarından 50 dolar, 100 dolar yerine göre belki daha fazlasını koymaya çalışıyorum. Neden? Çünkü böyle dönemlere girdiğiniz zaman bu tarz projeler, özellikle yeni patlamış projeler bazen güzel sonuçlar, güzel paralar kazandırabiliyor. Bazen diyorum çünkü risk her zaman söz konusu. O yüzden hep kaybedebileceğim bir parayı koyuyorum. Bugün de zaten projeyi bulmuş olsam, yapmak istediklerini ya da şu ana kadar başardıklarını beğenmiş olsam bile yine cüzi bir miktar, bütçeme göre bir miktar koyacağım. O da tahminen 1000 TL civarı bir şey olacak. Şimdi ben neden bahsediyorum onu bir söyleyeyim sizlere. Arkadaşlar NGA Tiger diye bir meme token projesi var. Ama daha çok yapay zeka üzerine. Bu aralar yapay zeka üzerine olan projelerin de az çok patlayacağını, özellikle de önümüzdeki günlerde az çok biliyor olabilirsiniz. Daha önce Metaverse projelerinin, NFT projelerinin patlamaya başladığı gibi yapay zeka da buna benzer bir şekilde devam edecektir diye düşünüyorum. NGA Tiger Almanya menşeli bir proje. Öyle olunca bir tık daha güven verdi bana. Hani bir nevi Alman kalitesiyle buluşturdum. Dextool'a girmiş. Aynı zamanda şu an Pancake'de zaten varlar. Hani ön satış değil bu, direkt Pancake'ten alacağız biz. Dediğim gibi çıktıklarının şu an 15 gün falan olmuş çıkalı. Çıktıklarının 12. gününde zaten 400 bin dolar market cap'e ulaşmışlar. Yani insanlar yapay zekayı duyunca, hani bununla alakalı bir şeyler yapmaya başladığını duyunca Almanya menşeli olduğunu vurguluyorlar çünkü. Bunu da duydukları zaman en azından belli bir kısım yatırmak istemişler diye düşünüyorum. Ama bunun dışında özellikleri de var. Ben çünkü araştırdım detaylı. Kendim de yatırım yapacağım sonuçta buraya. O yüzden en azından bu özellikleri sizlere de vereyim ki ne gördüğümü anlayın. Eğer yapmak isterseniz sonra yaparsınız zaten yatırımınızı. Az önce Pancake'ten bahsettim. Burada arkadaşlar 6 aylığına likidite kilitli tamamıyla. Ve V2 tabanlı olduğu için de kontratı herhangi bir şekilde değiştirilemiyor. Şu an neyse o. Sahipliğinden de ayrıca vazgeçmişler bu projenin. Bu da önemli bir kısmı çünkü. Hani birçok projenin yaptığı gibi bir şeyleri hızlı bir şekilde değiştirip parayı bulduktan sonra diyelim. Ondan sonra ortadan kaybolma olayı yok. Kontrat orada belli. Sahiplikten de vazgeçildiği için işleri biraz daha, bir tık daha güvenilir hale getiriyor. Ama daha yolun başlangıcındalar. Daha yeni başlıyorlar dediğim gibi. Kripto gerçekten boğaya girmiştir. Çok güzel gider. Amerika daha çok para basar. Bu projeye de ve benzeri projelere de daha fazla para akmaya başlayabilir. Tokenomics'ten konuştuğumuz zaman arkadaşlar totalde 100 milyar tane var arzı. Bunun 7.8 milyarı yaklaşık olarak yakılmış zaten şimdiden. Yani şu an yaklaşık %1'i yakıldı. Üzerine de haftaya tahminen yine büyük çaplı bir yakım daha gelebilir. 10 milyar token'ı şu an kenarda kilitli borsalara girebilmek adına, borsalardan da bahsedeceğiz birazdan. Ve kalan token'lar da zaten dolaşımda. Şimdi başta 4 tane borsadan bahsettim. Bu borsalar neler? İsimleri daha belli değil bu borsaların ama 3 tanesi daha küçük ölçekli. Bir tanesi biraz daha orta yüksek ölçekli. Çoğumuzun bildiği bir borsa olabilir. O yüzden de zaten sadece daha Pancake'deyken, daha yeni başlıyorken 400 bin dolar tamam 12. gününde iyi bir rakam olabilir. Ama tabiri caizse o
pump yapabilme kısmı belki buna 1 milyon dolar totalde. 2 milyon dolar bir yatırım geldikten sonra olacak. Ne olacak? Market cap 5 katına çıkacak. Fiyatın da buna göre, hatta daha da fazla artma ihtimali var. Öyle olunca ben de zaten buna göre yatırım yapacağım. Çünkü sadece bu değil, Shibarium diye hani meme token olduklarından dolayı söylüyorum. Bu topluluğa da girmişler. Bu da açıkçası bir artı oldu gözümde. Sadece borsalarım ve söylediğim şeylerin yanı sıra. Bir de üzerine Binance var arkadaşlar. Binance NFT'ye kabul almak. Hani buraya herkes girebiliyor, belki başvurabiliyor ama kabul alması o kadar kolay değil. Buraya girmişler, NFT'lerini yüklemişler. Bakın NFT'lerin tanesinin 3000 doların üzerinde olduğunu görebiliyorsunuz. Bu NFT'lere de giveaway yapacaklar. Yani insanlara verecekler, belli koşulları dolduranlar. Mesela totalde 750 milyon tane token yakıldığı zaman, şu anki değeriyle söylüyorum, yaklaşık 1250 dolar civarında böyle bir token yakarsa herhangi birisi elinde olan, bunlardan bir tanesini kazanıyor demek oluyor. Yani aslında yaktığınızda 3000 dolarlık NFT'yi geri almış oluyorsunuz. Projede iyi yerlere gelir, dedikleri borsalara girerler, çok daha fazla kişiye görünürlerse o zaman bu NFT'lerin fiyatının artma ihtimali, daha fazla kişiye ulaşma ihtimali de olabilir. Ama burada önemli olan kısım nedir? Binance NFT'de kendilerine bir yer açmış olmaları, yapay zeka üzerine olmaları, daha gelecekçi düşünmeleri ve sadece ön satış olayı değil, şimdiden Pancake'de olmaları, yani başlangıcı bu şekilde yapmış olmaları, herkese açık olması bunun alım ve satıma. Aynı zamanda aldığım duyumlara göre Nijerya ve Brezilya'da da büyük reklamlara başlayacaklarmış. Yine Türkiye toplulukları da var. Ben linklerini vereceğim hani katılım görmek isterseniz. Çünkü ben aslında bu projeyi Türk topluluğundan birinin sayesinde öğrendim. Hani onlar bana getirdi diyebilirim. Böyle böyle bir proje var. Bir bakmak ister misin? Araştırmak ister misin? Daha yeni başladı. Şu tarz özellikleri var. Belki hoşuna gidebilir. Ondan sonra ben de hem detaylı araştırma hem de küçük bir miktarda almaya karar verdim. Hani belli şeyleri okuduktan sonra. Arkadaşlar totalde de vergi olarak %8 bir vergisi var. Hani bir şey aldığınız zaman buna göre alın. %5'i bunun marketinge, yani reklamına gidiyor az önce söylediğim gibi. %3'ü de tekrar likiditeye geri gönderiliyor. Yani Pancake'de kullanılmak üzere. Şimdi size söylediğim gibi ben de zaten buradan 50 dolarlık yaklaşık 1000 TL'lik alacağım. Bunu nasıl alabiliyorsunuz? Zaten ana sayfasında direkt şeyi var. Buy NGA Tiger dediğiniz zaman tıkladığınızda şu şekilde bir sayfaya geleceksiniz. Pancake'i bilmeyenleriniz zaten yoktur tahminen. Burada arkadaşlar NGA diye yazıyor. İstediğiniz token'ı alabiliyorsunuz burada. Benim elimde BNB yok. USDT ile alacağım. Pancake buna yardımcı oluyor zaten. Bakın 50 dolar 75 centlik yaklaşık bir USDT var elimde. Bunu max diyorum çünkü hepsiyle almak istiyorum. İşlemler rahat olabilsin diye ben ayarlardan bunu slippage tolerance'ı %9'a ayarladım. Hani kesin geçsin diye. Çünkü bazen fiyat değişikliği olabiliyor. Bu yüzden yapmayabiliyor işlemleri. Swap diyelim arkadaşlar. Burada accept diyorum. Fiyat değişti. Okey dedik. Ve işlem gerçekleşecek şimdi. Aşağı iniyoruz. Onayla diyelim. Zaten cüzdanımıza atacak şimdi. İşlem tamamlandı. Ben eklemiştim NGA'yı ama eklemek isterseniz buradan add NGA to wallet yazan yere tıklayabilirsiniz. Hani illa kontrat adresi üzerinden eklemenize gerek yok. Şimdilik close diyelim. Benim hesabımda zaten var. Şöyle varlıklara gittiğimiz zaman bakın buradan yaklaşık 22 milyon değerinde aldığımızı görebiliyoruz bu token'dan. Yani işlem bu kadar kolay. Ne yapacağım ben buradan? Borsalara girmelerini bekleyeceğim. Haberlerinin gelmesini bekleyeceğim. Umarım yakın sürede girerler. Zaten hızlı başlamışlar gördüğüm üzere. Eğer böyle bir şey olursa buradaki değeri artabilir. Ondan sonra bir kısmını elden çıkartmayı ya da daha uzun süreli tutmayı düşünebilirim. Ama dediğim gibi yeni bir platform, yeni bir proje olduğu için de ona göre dikkat ederek yaklaşmanız çok daha mantıklı olacaktır. Fakat ben buradan bütçemi ayarlayarak ona göre bir miktar aldım. Sebeplerini daha önce açıkladığım gibi. Evet arkadaşlar, umuyoruz çok yakın zamanda, yükseliş zaten hafif hafif başladı ama güzel yerlere piyasa bütün altcoin'lerle birlikte gelecektir. Şimdilik bir tık daha Bitcoin'in artmasını bekleyeceğiz. O dominansı gerçekten oturmasını bekleyeceğiz. Çünkü genelde bu şekilde olmakta. O diğer altcoin'leri de genelde olduğu gibi beraberinde çekecektir, götürecektir. Önce bir kendisi yükseldikten sonra. O yüzden burada verdiğim bilgileri yararlı bulduysanız beğen tuşuna tıklamayı ve kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Onun dışında hızlı bilgiler, trade ipuçları, çekilişler, online para kazanma yöntemleri. Bu arada bir sonraki bölümümüz muhteşem olacak diyebilirim. Çünkü sizlere gösterebilmek adına bir YouTube kanalı açtım shortlar üzerine. Bir ay boyunca short paylaştım burada. Ve nasıl affiliate marketing yaparak, yani komisyonculuk yaparak, günlük 2 short paylaşarak bir ay sonrasında 30.000 TL gibi rakamlar ücretsiz bir şekilde kazanabilirsiniz, bunu anlatıyor olacağım sizlere. O yüzden takipte kalmak için aşağı Twitter'ı veriyorum. Oradan hızlı bilgileri paylaşıyorum. Şimdilik kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videoda da görüşmek üzere. Hoşça kalın.